Efendim Kripto Para'ya hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Evet, bugünkü konuğumuz Kemal Kabakçı. Kemal Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve tabii ki gündemimizde sadece bizim değil, aynı zamanda sosyal medyanın da gündeminde Bitcoin var. Neden? Çünkü Elon Musk'ın aslında tam olarak Elon Musk'ın da değil, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alması ve bunun sonrasında da cidden bir rally yapan Bitcoin fiyatlarını konuştu dün tüm piyasa. Sadece bu da değil aslında. Bence önemli olan bundan sonra Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılacak olması. An itibariyle baktığımızda 47 bin dolar seviyesinin de üzerindeyiz, 50 bin dolara dayanmış durumdayız. Nasıl değerlendirdiniz dünkü gelişmeyi Bitcoin tarafından? Şöyle söyleyeyim, öncelikle Elon Musk ve Tesla insanların çok fazla güvendiği, çok fazla popüler olan iki isim, iki figür aslında dünyada. Bunun beraber olmasıyla birlikte yaklaşık 47 bin dolarlık yeni bir rekor geldi. Bu da bu alım öncesinden gelen seviyeye baktığımızda %20'lik bir artış. Bu konuya değinmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum 2018 yılından. 2018 yılında yaklaşık 10 BTC ile bir Tesla alınabiliyorken şu anki son durumda 1 BTC ödeyerek 10 Tesla alınan bir duruma geldik. Ve hatta diğer bir söyleyişle 2018 yılında 1 BTC yatırımı yapan bir yatırımcı şu an 10 Tesla sahibi olanabiliyor. Dün Beste Hanım YouTube yayınında bir cümle söylemişti. Elon Musk acaba bükemediği bileği öpüyor mu demişti. Ama ben hani bu noktada şöyle düşünüyorum. Burada artık Elon Musk tüccarlığını konuşturuyor diyebiliriz. Çünkü ciddi potansiyeli olan bir para var. O da tüccar kimliğiyle beraber bu işi devam ettiriyor. Daha önce Dogecoin için de çok çeşitli tweetleri olmuştu. Burada da konuşulmuştu fazlasıyla. Ama ben Elon Musk'ın o tavrını kişisel bir tatmin olarak düşünüyorum. Ama dün yaşanan olay Elon Musk'ın tamamen artık kurumsal kimliğini ortaya çıkarıyor. Bununla beraber de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Hani daha önce hep programlarda konuşulmuştu ya da biz de yatırımcılarımızla sürekli konuşuyorduk. Bir kurumsal yatırımcının bir talebi söz konusuydu kripto paralara, Bitcoin'e. Ama hani bunlar daha küçük ölçekliydi. Özellikle makro strateji ya da Galaxy Digital'in alımları hani 13 bin dolarlardan 30 bin dolarlara doğru kripto paraları getirmişti. Ama bu Elon Musk'ın Tesla'sının yanında çok küçük rakamlar olarak kalıyordu. Bu adımla beraber iyice kuvvetleniyor diyebiliriz. Ve sadece konu bu değil. Tesla'nın bu girişimi piyasanın diğer büyük oyuncularını da devreye sokabilecek nitelikte. Çünkü S&P 500 şirketlerinin gelirlerine ya da elinde bulunan nakit varlıklarına baktığınızda ciddi varlıklar. Bence Tesla ve Elon Musk burada olimpiyat meşalesini ateşledi diyebiliriz bu noktada. Peki bundan sonrası için ne olacak? Yani şimdi burada tabii ki çok yüksek hedef fiyatları var Bitcoin tarafında. Bu fiyatlar ve bu hedefler sizce gerçekçi mi? Yani burada gerçek kurumsallar mesela tekrardan sahaya indi mi? Makro stratejiden bahsettiniz. Zaten ilk hareket onunla birlikte başladı. Ardından da Elon Musk'la birlikte devam etti. Ama bundan sonraki süreçte kurumsalların tekrar devreye girmesini bekliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. Birçok analist tarafından ciddi Bitcoin'le ilgili öngörüler vurgulandı. Hatta 200 bin dolarlara kadar, 100 bin dolarlara kadar ciddi var. Burada hani kripto paraların ya da Bitcoin özelinde konuşacaksak, Bitcoin'in kısıtlı bir varlık olduğunu düşünürsek, bu talepler piyasada bir Bitcoin kıtlığına doğru yol açabilir ve de bu fiyatları ciddi tetikleyebilir. Hatta teknik olarak baktığımızda yukarı tarafta İlk adım belki bir 60 bin dolarlar gözüküyor. Tabii ama burada işte haber kaynaklarının ya da alımların devam etmesiyle alakalı. Bu tarz güçlü alımlar geldikçe neden olmasın diyorum ben Feriha Hanım. Peki bundan sonraki süreçte kurumsalların devreye girmesiyle birlikte sadece Bitcoin tarafında mı yatırım yapmalarını bekliyorsunuz? Yoksa aslında Bitcoin burada bir öncü mü? Yani hani
kurumsallar artık sahaya indi. Evet, daha çok bunlar Bitcoin için hedef fiyatları veriyorlar, daha çok portföylerine Bitcoin ekliyorlar ama artık bu sürecin birazcık daha geniş kapsamlı olarak yayılmasını bekliyor musunuz? Portföylerine farklı kripto paralar da ekleyebilir mi mesela kurumsallar? Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Yani hani Bitcoin hep bu piyasanın öncüsü oldu. İlk çıkan parası, ana coin'i ve devamında da birçok kripto paranın da önünü açtı diyebiliriz. Ve sepetlerini doldurmak isteyeceklerdir. Çünkü büyük şirketler özellikle yatırımlarını yaparken işte belli portföy dağılımlarıyla beraber projeleri güçlü, sağlam coinler de devamında portföylerde yer edecekmiş gibi duruyor. Peki kurumsal yatırımcıların bireysel yatırımcıya olan etkisi nasıl? Yani kurumsalların burada devreye girmesi bireysel yatırımcıları da tetikliyor mu? Yani şöyle, hani biraz önce şeyden bahsetmiştik. Elon Musk'ın ve Tesla'nın ne kadar güçlü iki figür olduğundan bahsetmiştik. Ben iCryptex'te çalıştığım konum gereği müşterilerle çok fazla iç içe ve çok fazla konuşuyor bulunuyorum. Ve bize gelen en büyük sorunlardan bir tanesi şuydu. Acaba bu paralar sıfırlanır mı? Ne olur? Ne biter? Bu iki önemli figürün de devreye girmesiyle artık insanların güven eşiği yukarıya doğru çıkıyor bu noktada. Ve devamında da kişisel yatırımcıların da talebi artıyor. Tabii ki bunun sebep sadece Tesla ve Elon Musk değil. İşte pandemi sürecinden gelen diğer varlıkların fiyatlarının gerilemesi, kripto paralardaki yüksek kazanç da bireysel yatırımcıyı iştahlandırıyordu ama hep güvende. Biz bunu, şunu söylüyorduk zaten yatırımcılarımıza. Bu piyasa ne kadar çok fazla kitleye yayılırsa, ne kadar çok bilinirse bu noktada daha da ileriye gidilebileceği yönündeydi. Ve işte artıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskiden hep işte genç neslin kripto paralarla ilgilendiğini ya da daha önce Amerika'da dağıtılan teşviklerde hani geleneksel yatırımcıların altına yöneldiği, gençlerin kripto paraya yöneldiği konuşuluyordu. Ama son dönemde ciddi bir değişim söz konusu. Hani benim başıma gelen bir örnekten bahsedebilirim. Hani sürekli konuştuğum bir yatırımcım var bu noktada. Hani babaannem Bitcoin almak istiyor ama kendisi tuşlu bir telefon kullanıyor. Şu an beraber tablet bakıyoruz yönünde. Çünkü artık hani her yerde Bitcoin, kripto para konuşuldu ve insanların da son dönemdeki kazançları iştahını arttırıyor. Peki şunu merak ediyorum. Bundan sonraki merkez bankalarının hamlesini işte mesela burada dijital yuan konuşuluyor, dijital euro konuşuluyor. Hatta biz bunun TL versiyonunda konuşmaya başladık. Burada Fed'e kadar yayılmış durumda. Bunların aslında piyasaya çıkacak olması şu an hali hazırdaki kripto paralar için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Yani artık dijital euro'nun, dijital doların, dijital TL'nin, dijital yuan'ın artık hayatımıza girmesi Bitcoin hayatımızdan çıkacağı anlamını mı taşıyor? Yoksa bu piyasanın daha da gelişeceği anlamını mı taşıyor yani, sizce? Ben şuna inanıyorum. Bitcoin bu işin ilki ya da diğer kripto paralar ilki. Bunlardan hani feyiz alarak ilerleyecekler. Çünkü önlerinde başka bir model olmadığını düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm bu yönde. Devletlerin de dijital varlıklara doğru geçişi aslında alt metnini dolduruyor kripto paraların ve hatta daha da iyi yönde fiyatlanabileceğini gösterir. Çünkü gelen birçok haber var. İşte daha önce Stellar'la ilgili bir haber gelmişti. Ukrayna tarafında yeni çıkaracak dijital paranın onun altyapısının kullanacağıyla alakalı. İşte başka ülkelerden başka kripto paraların altyapılarıyla yeni dijital paraların çıkarılabileceği yönünde haberler geliyor. Bunun ben olumlu yansıyacağını düşünenlerdenim. Peki Ethereum tarafındaki fikriniz nedir? Şimdi Bitcoin'deki fiyatlamalarla birlikte aslında Ethereum da buna eşlik etti. Ama hali hazırda bakacak olursak şimdi hani Ethereum fiyatlamasının Bitcoin'in çok geride kaldığını, gerisinde kaldığını da görüyoruz. Bu arasındaki makasın kapanmasını bekliyor musunuz? Yoksa yine öncü gösterge olarak Bitcoin önden koşmaya devam edecek, Ethereum arkasından mı takip edecek fiyatlama olarak? Şu an için öncü Bitcoin gibi gözüküyor ama son dönemde Ethereum'un özellikle yaşadığı sıkıntılar var. Siz de daha önce Ozan Bey'le de programınızda birçok defa konuştunuz. Özellikle bu fee ücretleriyle alakalı kısımda büyük zorluklar çıkartıyor. Transferleriyle alakalı ama hani yine Bitcoin öncü olacakmış gibi duruyor. Ethereum devam edecekmiş gibi duruyor peşinden ama Ethereum'un bu yaşadığı sıkıntılar işte başka kripto paralara önünün açılmasına yardımcı oluyor.
Peki size gelen çok fazla altcoin sorusu oluyor mu? Biz burada sık sık konuşuyoruz zaten, altcoin rallisi de yaşanıyor ama hani bu rallinin devam etmesini bekliyor musunuz? Artık siz dediniz ki babaannem bile bitcoin almak istiyor diye. Evet, çünkü ben kendi çevremden de gözlemliyorum ama herkeste bir de şöyle bir duruş var. Yani tamam, bitcoin, ethereum hakikaten tamam öncü ama iyi de bir fiyatlama yaptı. Yok mu bunun gerisinde kalan, hani fiyatlamaya yeni başlayacak olan, biz portföylerimize bunu koysak diye. Bu sorular geliyor mu ya da takip ettiğiniz mesela bunun ilgili altcoin'ler var mı? Yani burada son dönemde büyük bir hareket gösteren Avax var aslında. Çok da iyi bir proje olarak destekleniyor. Kripto para dünyasında kısa zamanda benimsendi. Benimsenmesinin en büyük nedenlerinden biri belki de işte bu Ethereum'a bağlayacağım yine. Bu fee sorunlarıyla alakalı. Çünkü herkesin dört gözle beklediği Ethereum 2.0 projesinin sonuçlanması var. Çünkü bu sonuçlanmayla beraber fee ücretlerinin geriye gelmesi ya da daha hızlı transferlerle alakalı stake özelliğiyle ilgili piyasada ciddi bir beklenti var. Ama Avax'a baktığımızda Ethereum'un bu yapmayı planladığı işi Avax zaten şu noktada gerçekleştiriyor ve ciddi anlamda da insanlar bunu düşünerek Avax'ın projesine yani saygı duyarak bakıyorlar ve bu da fiyatlamaya tetikliyor. Hani Avax'ı takipte kalabilirler yatırımcılarımız. Peki Avax dışında, ya aslında Avax'la ilgili bir sorum daha var. Çünkü bu soru bana çok geliyor. Hani Merkez Bankası'nın Avax'la bir ilişkisi olacak mı? Çünkü TCMB tarafından yapılan açıklamada da işte yine Avax'ın kullanılacağına dair haberler var. Mesela böyle bir beklenti var mı? Bu beklentinin fiyatlaması mesela şu anki fiyatların içerisinde mi sizce? Yani şöyle söyleyebilirim. Evet, Merkez Bankası tarafından Avax'ın incelendiğini söyledi. Belki ilerleyen süreçte başka kripto paraları da inceleyeceklerdir. Çünkü bu ciddi manada bir geçiş sürecine dönüşecek burada. Tabii ki bu fiyatlamanın içerisinde Merkez Bankası'nın söylemleri de mevcut. Ama fiyatlamanın büyük kısmının ben Avax'ın projesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani Türkiye nüfus olarak çok kalabalık ve kripto paraya ilgisi çok büyük bir ülke. Bu fiyat tetiklemelerinde illaki bunun da etkisi görülecek ama Avax projesiyle ilgili hani Ethereum düşüncem daha ağır basıyor. Şimdi gelen sorularda özellikle çok sık bir şekilde sorulan bir diğer soru ise regülasyon. Yani bu noktada işte en son Dogecoin'de de yaşanan olaylardan sonra tamam evet gözler Elon Musk'a çevrildi. Ama şu an hani konuşulan şey piyasada kripto paraların bir regülasyona tabi olmadığı için burada aslında bir yaptırım uygulanamayacağı, bunun işte manipülasyon mu değil mi konuşmaları daha çok oldu. Peki bu yaşanan olaylar birazcık daha kripto paralar üzerine regülasyon gelmesinin çağrısında da bulunmuyor mu sizce? Ya da gelirse ne olur? Yani biz bunu negatif mi yoksa pozitif taraftan mı okumalıyız? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında önce Dogecoin'le alakalı söyleyeceğim. Bana hep Elon Musk'ın kişisel bir tatminiymiş gibi geliyor Dogecoin. Asıl kurumsal tarafını... Parasal tatmin demeyeceğim. Zaten dünyanın en zengini yani Dogecoin'den de kazanmayı verdiği diye sorarız. Kişisel bir tatmin olarak algılıyorum. Hatta şöyle diyorum. Dünkü yaşanan olayda Elon Musk işte kot pantolonun tişörtünü çıkardı ve artık takım elbisesini giydi. Bitcoin'e doğru yönelmiş gibi geliyor bana. Tabii ki regülasyon sorularını tetikliyor. Çünkü bu yükselişlerden kar edenler olduğu gibi bunun geri çekilmelerinden zarar edenler de olacaktır. Bu zarar sonuçlarında insanları bir regülasyon arayışına götürecektir. Çünkü bu işler birazcık da kimin canı ne kadar yanarsa o kadar süreç hızlanıyor gibi ama kripto para dediğim gibi merkeziyetsiz bir sistem olduğu için bunun regülasyonuyla alakalı bayağı çalışmaları gerekecekmiş gibi duruyor bunların önüne geçmek için. Evet, Sayın Kemal Kıvakçı, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Efendim, böylelikle de bugün de kripto para programımızın sonuna gelmiş olduk ama yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.